Ben Ahmet Çelikkollu. Bugün size kesintisiz kullanıma göre bina tasarlama nasıl yapılır? O konuda bilgi vereceğim. Biliyorsunuz genelde siz binalarınızı kontrollü hasara göre tasarlıyorsunuz. Ama kesintisiz kullanıma göre bir bina tasarlamak isterseniz nasıl davranmanız gerektiğini anlatacağım. Evet, yönetmeliğimiz performansa göre tasarımı baz alsa da kesintisiz kullanıma göre binanın nasıl tasarlanacağı konusunda belli bir yol haritası çizmemiş. Öncelikle bu konuya girerken size şunu anlatmam gerekli. Kuvvet şekil değiştirme. Kuvvet şekil değiştirme. Kuvvet şekil değiştirme. Buna epsilon da diyebilirsiniz. Hemen şu eğriyi çizdim. Zaten biliyorsunuz inşaat mühendisliğinde bütün eğriler bu ve bunun değişik formu. Yani ben size desem ki kuvvet deplasmanı çizin, hemen şunu bir çizeceksiniz. Desem gerilme şekil değiştirmeyi çizin, hemen bunu çizeceksiniz. Betonun basınç düzülme veyahut da basınç kısalma eğrisini çizin desem buna benzer bir şey çizeceksiniz. İnşaat mühendisliğinde hemen hemen bütün eğriler bu formdadır. Dolayısıyla size inşaat mühendisliği disiplininde bir eğri çizin derseler hemen böyle bir eğriyi çizeceksiniz. Ondan sonra Y ve X birimlerini veyahut da açıklamasını yazarsınız. Bunu binanın tepe kuvveti, tepe deplasmanı veyahut da o binadaki bütün elemanların, bütün kirişlerin, bütün kolonların kuvvet şekil değiştirmesi olarak düşünebilirsiniz. Ben kafanızda kalsın veyahut da çok ayrıntıya girmemek için betonarme bir bina olarak düşündüm bunu. Ama bunu siz her türlü binaya uygulayabilirsiniz. Şurası dikkat ediyorsanız doğrusallıktan ayrılan bölge. Şurada bir nokta var, şurada bir nokta var, şurası da tam kopma noktası. Bunu siz eğilme momenti etkisi altındaki bir kiriş veyahut da bir kolon olarak düşünmeniz mümkün. Şu nokta sınırlı hasar bölgesi. Sınırlı hasar noktası. Şu nokta kontrollü hasar noktası. Şu noktada göçme öncesi hasar noktası. Bunu ne de olarak düşünün siz? Herhangi bir betonarme kirişteki eğilme donatısının uzaması olarak düşünün. Veyahut da kolonda. O donatının uzaması olarak düşünün. Tabii bu ne olarak düşünülebilir? Betonun kısalması olarak da düşünülebilir. Veyahut da ilgili kesitteki dönme olarak da düşünülebilir. Tam sınırlı hasar noktasında ilgili betonarme elemandaki donatının uzaması A1. Kontrollü hasara geldiğinde o donatı biraz daha uzamalı. O da A2 olsun. Göçme öncesinde de o donatı biraz daha uzar. O da A3 olsun. Şurası da tam kopma noktası. Göçme noktası yani. Kopma noktası. Kopma noktası. Bu dediğim durumlar hep sünek davranış için geçerlidir. Yani siz eğer bir binayı tasarlıyorsanız kesinlikle kesme kuvvetinden, basınç kuvvetinden, zımbalama kuvvetinden hasara uğramaması lazım. Bunların kontrolünü yapmanız lazım. Yani yeterli etkiye sahip olacak, yeterli zımbalama güvenliğine sahip olacak. Binada 500-600 tane kiriş var. 500-600 tane kolon var. O kolonların her birinin donatısındaki uzamayı hesaplayacaksınız. Hesapladınız. Kirişlerdeki uzamalar hep buralara tekabül etti. Kolonlardaki uzamalar buraya tekabül etti. Eğilme donatısı. Diyeceksiniz ki benim bina şu bölgede dikkat ediyorsanız. Sınırlı hasar bölgesinde, yani şurası sınırlı hasar bölgesi. Benim binam sınırlı hasar
performansı sağlıyor diyebilirsiniz. Şurası belirgin hasar bölgesi. Belirgin hasar. Neden? Çelik biraz daha uzamış. Burası ileri hasar bölgesi. İleri hasar bölgesi. Burası da malum göçme bölgesi. Başka bir binada, bütün kirişlerin, bütün kolonların uç noktalarındaki donatıdaki uzamayı hesapladınız. Buralarda da çıktı. Bazı donatlar nispeten fazla uzamış. Çoğunluğu burada. Diyeceksiniz ki benim binam kontrollü hasar noktasına kadar gelmiş. Demek ki benim binam kontrollü hasarı sağlıyor. Baktınız başka bir binada yine uçtaki kiriş uçlarındaki, kolon uçlarındaki çeliği uzamasını hesapladınız. Bazı elemanlar da buraya geçmiş. Diyeceksiniz ki benim binam göçme öncesinde. Tabii yönetmelik burada olan sınırlı hasar bölgesinde olanı bir kısmının belirgin hasarda geçmesine izin veriyor, ileri hasarda geçmesine izin veriyor ama ben mantalite anlamında söylüyorum size. Mantalitesi bu. Hesaplarken de bu bir kiriş. Hesaplarken de kolonun alt noktası, üst noktası, alt noktası, üst noktası. Çünkü biliyorsun buralarda momentlerin maksimum olduğu noktalar. Buralardaki betonarme elemanların donatılarındaki uzamayı hesaplıyorsunuz. Onu nasıl hesaplıyordunuz? Malum şu kestiğimiz olursa kestiğimizdeki şuradaki epsilondan bahsediyorum. Yani oradaki çeliğin uzamasından bahsediyorum. Bütün elemanlardaki uç noktalardaki uzamaları hesaplıyorsunuz ve maksimumu alıp bunun üzerinde işaretliyorsunuz ve binanın hangi performans düzeyine geldiğini buluyorsunuz. Siz zaten tasarımımızı yaparken yönetmeliğimizi biliyorsunuz. Kontrollü hasara göre çoğu durumda işliyor. Demek ki sizin elemanlarınız bu bölgede. Çok az bir kısımda belki bu noktaya geçmiş olabilir. Kesintisiz kullanım ne demek? Ona bir bakalım. Kesintisiz kullanım şu. Herhangi bir depremde, sizin ele aldığınız depremde evet, binada deplasman olacak ama deprem bittikten sonra, yatay kuvvet geçtikten sonra binanız tekrardan ilk haline gelecek. Kalıcı bir hasar olmayacak. Kesintisiz kullanım bu anlama geliyor. Aklınıza şu gelir. Hangisinde kesintisiz kullanım? Yani DD1 depremde mi kesintisiz kullanım istiyorsunuz? DD2'de mi kesintisiz kullanım istiyorsunuz? DD3'de mi kesintisiz kullanım istiyorsunuz? DD4'de mi? Biliyorsunuz DD1... 2475 yıl periyodu olan bir deprem. DD2 depremi sizin tasarım depremi dediğiniz deprem 475 yılda bir olan. Bu DD3 72 yılda, bu da 43 yılda olan bir deprem. Dolayısıyla en büyük deprem bu. En küçük deprem de bu. Sizin DD1'e göre de kesintisiz kullanıma göre tasarım yapmanız mümkün. DD2'ye göre de, DD3'e göre de, DD4'e de göre de kesintisiz kullanıma göre tasarım yapmanız mümkün. Baştan sizin buna bir karar vermeniz lazım. Hangi depreme göre kesintisiz kullanıma göre tasarım yapmak istiyorsunuz. Yönetmenimizde biliyorsunuz bununla ilgili çok açık bir madde yok kesintisiz kullanımla ilgili. DD2 depremi sizin tasarım depreminiz, DD3 depremi biraz az, DD4 depremi de sürekli olan nispeten küçük depremler, yani büyüklüğü nispeten küçük olan depremleri kapsıyor. En çok tabii kafamızda takılan şey de şu. Diyelim ki bir okul tasarlıyorsunuz. DDS1. Bir de ne tasarlıyorsunuz? Atıyorum bir konut tasarlıyorsunuz. DDS bir konut tasarlıyorsunuz. Konut. Yani bunda ığınız 1, bunda da ığınız 1,5. Çoğu kişi şöyle biliyor. İşte okuldur veyahut da kamu binalarıdır. İnsanların yoğunluklu olduğu yerlerde
sanki kesintisiz kullanıma göre okul tasarladığımızı falan zannediyoruz veyahut da öyle zannediliyor. Aslında durum o değil. Kesintisiz kullanıma tekabül edip etmediğini bilmeniz mümkün değildir. Diyelim ki betonarme çerçeveli perdeli bir yapı tasarlıyorsunuz. Burada R'niz ne sizin? R'niz normalde yüksek sünnet 7. Yani deprem kuvvetini, taban kesme kuvvetini 7'ye bölüyorsunuz ve tasarımınızı yapıyorsunuz. Peki konut dedik buna. Peki bir okul tasarlasanız ne yapacaksınız? Okul tasarlasanız. O zaman V'yi R bölü I'ya, yani V'yi 7 bölü 1.5'a böleceksiniz. Onu bir bölelim. 7 bölü 1.5'a. 7 bölü 1.5. Ne çıktı? 4.66. Yani buradaki R bölü I'nız 4.6. Buradaki R bölü I'nız neydi? 7. Yani siz konut tasarlarken deprem kuvvetini 7'ye bölüyorsunuz. Okul tasarlarken de deprem kuvvetini 4.6'ya biliyorsunuz. Ama bu okulunuzun kesintisiz kullanımı sağladığı anlamına gelmiyor. Sadece daha büyük deprem kuvvetleriyle çalışıyorsunuz. Ve bunda da kontrollü hasarı sağlıyorsunuz. Bunda da kontrollü hasarı sağlıyorsunuz. Aslında her ikisinde de kontrollü hasarı sağlıyorsunuz. Emniyette kalma açısından veyahut da biraz daha büyük deprem kuvvetleriyle çalışmanızı yönetmelik istediği için siz orada deprem kuvvetini büyüttünüz. Ha, bu kesintisiz kullanıma denk gelir gelmez, o işin ayrı boyutu. Onu şu an şey yapmanız, söylemeniz mümkün değil. Ama şunu da söyleyemezsiniz, okulu ben kesintisiz kullanıma göre tasarladım. O da mümkün değil. Onu söylemeniz de mümkün değil. Kesintisiz kullanıma göre tasarım yapmak için bir kere ne dedik? Bina deplasman yapabilir ama kuvvet geçtikten sonra çeliği baz aldık. Yani çelikten gidelim. Çelik yine eski haline gelir. Yani çelik eğilme momenti alacak deprem kombinasyonları neticesinde. Ama kuvvet kalktıktan sonra yine eski haline gelecek. Çeliği aldığınız için şu çelik gerilmesini 4200 olarak yazdım ben buraya. Maksimum gerilmeyi. Bunu bütün kirişlerde, bütün kolonlarda tek tek tabii ki denemeniz lazım. 4200 olarak yazdım. Santimetre karedeki gerilmesi. Bütün kirişlerde, kolonlarda hesapladığınız birisi şurada, birisi burada, birisi şurada ama dikkat ediyorsanız şu kısmı yani doğrusallıktan ayrılan bölgeye hiç geçmiyor. Hepsi burada. Kuvvet oluşuyor, moment oluşuyor. Moment kalktıktan sonra tekrardan hemen hemen eski haline geliyor ve kalıcı bir deformasyon olmuyor. Ancak siz binanızı burada tasarlarsanız, bütün elemanlarınız, bütün kiriş uç noktalarınız, bütün kolon noktalarınız burada olursa siz o zaman kesintisiz kullanıma göre yapı tasarlamışsınız demektir. O halde kesintisiz kullanım için sizin yapmanız gereken bu kontrol. Biliyorsunuz etki bölü kapasite oranı var. Moment anlamında söylüyorum bunları. Etki bölü kapasite. Moment. Hangi? Deprem kombinasyonunun içinde olduğu maksimum. Etki ne? Bu deprem kombinasyonlarından oluşan maksimum momenti buldunuz. 10. Kapasiteyi de buldunuz. 10. Bunun etki bölü kapasite oranı 1. Eğer etki bölü kapasite oranı 1-1.5 arasındaysa, 1-1.5 arasındaysa, eğilme momenti aşamasında yatay yükünde çeliğimiz uzar. Kuvvet kalktıktan sonra tekrardan eski haline iner. Yani etki 100 ise kapasite de 100 olmalı. Etki 100 ise kapasitenin de bundan yüksek olması gerekli ya da 100'e 120. Bunların hepsinin birimi tabii ki ton metre. Demek ki ben bütün kirişlerimin uç noktaları, bütün kolonlarımın uç noktalarında etki bölü kapasite oranının 1.5'tan düşük olduğunu kanıtlamam lazım. Şunu da hatırlatalım. Dünyadaki hiçbir malzemenin veyahut da dünyadaki hiçbir elemanın R katsayısı aslında bir olamaz. Mutlaka birden büyüktür. Çünkü mutlaka bir sönümleme vardır. Mutlaka o kuvveti bir şekilde sönümlemeyle düşürür. Dolayısıyla aslında bir olan bir malzeme olmaması nedeniyle bu 1.5.
etki bölü kapasitenin 1 ile 1,5 arasında, yani 1,5'tan daha küçük olması elemanlarınızın şurada olacağı, yani doğrusal bölgede olacağı anlamına gelir. Çeliğiniz uzar, kuvvet kalktıktan sonra tekrar eski haline gelir. Bütün elemanlarda bu kontrolü yapmalısınız. 2, kesintisiz kullanımda. Etki bölü kapasite, kesme kuvveti olarak etki bölü kapasite. Yani deprem kombinasyonunda maksimum kesme oluşan etki, maksimum o elemanınızın kapasitesi de mutlaka 0.7'den küçük olmalı. Çünkü ne dedik? Kesme kuvveti gevrek bir kırılmadır. Kesme kuvveti gevrek bir kırılmadır. Ve hiç tolerisi yoktur. Kesme kuvvetini kesinlikle geçmemesi lazım. Şöyle bir örnek vereyim. Bütün elemanlarınız buralarda. Bir tane elemanınızın etkiyesi yetersiz geldi betonarmede. Bu bina direkt göçmededir. Tek bir gevrek kırılma dahi olsa o bina direkt göçmeye girer. O halde etki bölü kapasite oranını bütün elemanlarda, bütün kirişlerde, bütün kolonlarda 1,5'tan daha küçük olacak şekilde kontrolünü yaparsanız ve o duruma getirirseniz ve kesme kuvvet anlamında da aynı şekilde elemanların etki bölü kapasite oranları 0.7'den küçükse siz kesintisiz kullanımı sağlamışsınız demektir. Çünkü hiçbir elemanınız hiçbir elemanın davranışı doğrusal olmayan bölgeye geçmez. Siz kesintisiz kullanımı sağlarsınız. Tabi burada şu da var. DD1'de de kesintisiz kullanımı sağlarsınız. DD2'de de, DD3'de de, DD4'te de. Hangisini istiyorsanız kesintisiz kullanımı sağlarsınız. En büyük deprem DD1. Spektrumları çizerseniz şu DD1'in spektrumuysa, şu DD2'nin spektrumu, şu DD3'ün spektrumu. Dikkat ediyorsanız değerler küçük. Maksimum değerler küçük. Dolayısıyla kesintisiz kullanımı yapacağınız deprem kuvveti sizin öngördüğünüz kuvvet. Mesela tasarım kuvvetiniz DD2. Ben DD2'ye göre kesintisiz kullanımı istiyorum. DD2'ye göre kombinasyonları ve ivmeleri oluşturursunuz. Etki bölü kapasite oranlarını 1,5'tan küçük tutarsınız. Kesme kuvveti etki bölü kapasite oranlarını 0.7'den küçük tutarsınız. Tüm elemanların yalnız. O zaman siz DD2'ye göre kesintisiz kullanım yapmış olursunuz. Yönetmeliğimizde kesintisiz kullanım sadece şart koştu. Mevcut ve yeni yapılacak yüksek binalarda vardır. O da DD4'te kesintisiz kullanımı zorunlu kılar. Sadece DD4'te kesintisiz kullanımı sağlamasını ister. Yani DD4 depreminde şu iki şartı sağlamanız sizin yeni yapılacak ya da mevcut yüksek binalar için yeterli. Çünkü geliyor kuvvet. Kuvvet kalktıktan sonra tekrar eski haline geliyor ve hasar oluşmuyor. Kafanızda şöyle bir kıyaslama yapın diye söylüyorum. Etki bölü kapasite oranının 1-1,5 olması, yani aslında etki neyse ilgili elemanın da kapasitesinin o olması. Doğrusal olmayan bölgeye hiç geçmemesi anlamına geliyor. Normalde sizin tasarladığınız kirişler, kolonlar 6-7-8 etki bölü kapasite oranına sahip. Aslında bu R dediğimiz değer bir etki bölü kapasite oranı. Bütün kirişlerin, bütün kolonların etki bölü kapasite oranları 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir eleman bazında. Her elemanın da etki bölü kapasite oranı farklıdır. Siz eğer kesintisiz kullanım istiyorsanız bütün elemanların etki bölü kapasite oranlarının 1,5'tan küçük olmasını ve etki bölü kapasite oranının kesme kuvveti anlamında 0.7'den küçük olmasını sağlamalısınız. Tabi bunlar bir maliyet. Daha büyük kesitler anlamına geliyor. Evet, paranız varsa da ilgili deprem kuvvetlerine göre kesintisiz kullanıma göre bir bina tasarlamanız mümkün.